bak 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 buna bak. Hiç darbe görmedim mesela ben. Darbeyi yaşamak gerçekten çok zordu. Tam da söyledikleri gibi. Daha önce ne darbe gördüler ne de girişimini. Ta ki 15 Temmuz'da yaşanan o kara geceye kadar. Tarih ne 15 Temmuz'daki hain darbecileri unutacak ne de onlara kahramanca karşı koyan Türk halkını ve şehitlerini. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden aylar geçti ama yaşanan olay hala dün gibi hafızalarda. Hele de üniformalı teröristler karşısında dağ gibi duran ve darbe girişiminin engellenmesinde en büyük pay sahibi olan Astsubay Ömer Halis Demir'in ismi ise Türk halkı için hiçbir zaman unutulmayacak. Onlar olmasaydı bugün daha kötü durumlarda, çok daha kötü durumlarda olacaktık. Böyle günler, güzel günler yaşayamayacaktık. Belki okullarımıza başlayamayacaktık. Bu özel bir şehit. Yani herkesin içinden doğan bir şehit. Kendi ülkemizin çıkardığı bir şehit. Ben de onun çocuğu olmaktan çok gurur duyuyorum. Çünkü buradaki her insan onun çocuğu. Biz de onun gibi olmaya çalışacağız. Kahramanmaraş Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri de Şehit Astsubay Ömer Halis Demir'in adını unutturmamak için sıra dışı bir olaya imza attı. Okulun öğrencileri ve öğretmenleri üzerinde Ömer Halis Demir'in fotoğrafının basılı olduğu tişörtler yaptırdı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden neredeyse 2 ay aşkın bir süre geçti. Ama kahraman şehidin adı hala hafızalarda. Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri de şehidin adını yaptırmış oldukları tişörtlerle sadece hafızalara değil kalplerine de kazıdı. O olmasaydı biz şu anda burada olamayabilirdik. Darbenin olmasını engelleyen kişidir. Onun resmini tişört basılacağı haberini alınca sevinmiştim. İlk aldığımdan belli giydim. Sadece bir akşam çıkarttım. Demokrasi şehitlerimizi anmak ve onların anısını yaşatmak üzere bize bu tişörtleri bastırmışlar. Belli bir süre bunları giyeceğiz, onları anacağız, onlara dualar göndereceğiz buradan. Evet, okulumuzda böyle bir farkındalık yaratmak istedik. Hem unutturmamak için hem yaşananları tekrar hatırlamak için böyle bir tişört bastırdık. Öğrencilerimize bir olmayı, kardeş olmayı, birlik ve beraberlikle tüm güçlüklerin üstesinden gelineceğini anlatmak durumundayız. Bu etkinlikte de bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu tişörtleri yaparken Çanakkale'deki yaşayan şehitlerimizi, Kültürhamale'deki zaferlerimizi ve önceki yaşanan darbeleri öğrencilerimize göstermek ve hissettirmek amacıyla yaptık. 770 kişilik okulun tamamı şimdi yaptırılan o tişörtlerle okula gidiyor. Bu tişörtü tüm personelimize, tüm öğrencilerimize dağıttık. Tabii burada asıl amaçlarımızdan birisi de bu gençlerimizin milli ve manevi değerlerle, insani hasletlerle yetişmesini sağlamak.